Merhaba, belgeselimizin adı 1914-1915. 1914 çünkü 1914 Türk tarihinin belki de en uzun yılı. Birinci Dünya Savaşı'nın çıktığı ve bizim harbe girdiğimiz yıl. 1915 çünkü 1915 Türk tarihinin belki de en kanlı yılı. Bu belgeselde 1914-1915'te size yakın tarihimizin en büyük yıkımının ve trajedisinin öyküsünü anlatacağız. Abdülhamid'in son yıllarında hemen herkesin aklındaki soru ve hatta ümit şuydu. Meşrutiyet ilan edilse, Abdülhamid tahttan indirilse, ülkeye hürriyet gelse, Ermeni partileri dahil herkes parlamentoda temsil edilse, yıllardan beri kanayan Ermeni sorunu çözülemez miydi? Meşrutiyetin ilk aylarında çözülebilir, hatta çözülmüş sanılmıştı. Seçimlerin yapılıp meclisin açılması herkeste büyük sevinç ve umut yaratmıştı. ...24 Temmuz 1908'de meşrutiyetin ilanı büyük coşku doğurdu. Silahlı Balkan komitacıları dağdan indiler, hocalarla papazlar kucaklaştı. Tanzimat'tan beri özlenen Osmanlı kardeşliği gerçekleşiyor gibi görülüyordu. Balkanlarda bile terör ve anarşi sona ermişti. Ekim ve Kasım aylarında iki dereceli olarak yapılan seçimler milliyetçilikleri yatıştırmadı, yarıştırarak keskinleştirdi. Rum Patriği Osmanlı'da 6,5 milyon Rum olduğunu iddia ederek meclisin dörtte birini istedi. Dahası Yunanistan'ın İstanbul'daki başkonsolosu devreye girdi. Ermeni Patriği kendileri için benzer taleplerde bulundu. Yunan hükümeti maddi yardımda bulunarak Arnavut milliyetçilerini destekledi. Fakat sonuçta İttihat ve Terakki ile Ermeni Taşnak Partisi uzlaştı, seçimler yapıldı. İki dereceli olarak yapılan seçimler sonunda ortaya çıkan meclis, farklı etnik ve dini gruplardan oluşan bir mozaiği andırıyordu. Sandalye dağılımı şöyle oldu. Türk 147, Arap 60, Arnavut 27, Rum 26, Ermeni 14, Slav 10, Yahudi 4, toplam 288. Tarihçi Stanford Shaw bu rakamları verirken dürüst bir seçim yapıldığını, sandalye dağılımının nüfus oranlarına uygun olduğunu belirtir. 1908 meclisine giren Ermeni mebuslar, yani milletvekilleri şunlardı. Krikor Zohrab İstanbul, Bedros Hallaçyan İstanbul, Agop Babikyan Tekirdağ, Agop Boyacıyan Tekirdağ, Artin Boşgezenyan Halep, Nazaret Dagavaryan Sivas, Stepan Spartalyan İzmir, Hamparsun Boyacıyan Kozan, Kegarn Dergarabedyan Muş, Karekin Pastırmacıyan Erzurum, Vartkes Serengülyan Erzurum, Osip Mededyan Erzurum, Vahan Papazyan Van, Minas Çırazyan Bitlis. Bu milletvekillerinden Bedros Hallaçyan ve Agop Babikyan, Taşnak değil İttihat ve Terakki Partisi üyesiydiler. Agop Hallaçyan ilerleyen günlerde Bayındırlık Bakanı olacak, Haydarpaşa Garı'nın açılışını yapacaktı. İstanbul mebusu Krikor Zohrab ve Erzurum mebusu Vertak Serengülyan ise tehcir sırasında Urfa civarında Çerkez Ahmet çetesi tarafından öldürülecekler. Çerkez Ahmet de bu olay üzerine idam edilecekti. Erzurum mebusu Karekim Pastırmacıyan, Adana mebusu Hamparsun Boyacıyan ve Van mebusu Vahan Papazyan ise 1. Dünya Savaşı'ndan hemen önce Rus ordusuna katılarak kurdukları Ermeni çete alaylarıyla Osmanlı'ya karşı savaşacaklar, kan dökeceklerdi.
Meşrutiyetle iyi bir başlangıç yapılmıştı. Bütün Osmanlılar birbirleriyle kucaklaşıyordu. Fakat yaşanan çağ Avrupa ve Rusya için emperyalizm ve genişleme çağıydı. Çok uluslu imparatorluklarda yaşayan halklar için milliyetçilik çağıydı. Meşrutiyet ilan edilmeden evvel kanlı ayaklanmalarla Yunanistan ve Sırbistan kurulmuş, Bulgaristan yarı bağımsız bir prenslik haline gelmişti. Ermeniler de artık tebaayı sadıkadan milliyetçilik ideolojisine yöneliyorlardı. Meşrutiyetin balayı dönemindeki sevinç kısa sürdü. Etnik farklılıklar keskinleşmiş ve fazlasıyla siyasallaşmıştı. Her kimliğin militan partileri vardı. Yine de meşrutiyetle ümitli bir başlangıç yapılmıştı. Ne var ki bu durum uzun sürmedi. İlk sarsıntı 31 Mart vakasıyla başkent İstanbul'da yaşandı. Eski takvimde 31 Mart, miladi takvimde 13 Nisan 1909'da alaylı askerler ayaklandı. Bunu kimse beklemiyordu. Kan aktı. İsyan ve anarşiyi ancak Selanik'ten gelen hareket ordusu bastırabildi. Daha da önemlisi, İstanbul 31 Mart vakasıyla sarsılırken hemen ertesi günü, yani miladi takvimle 14 Nisan 1909'da Adana'da korkunç, kanlı bir Ermeni-Müslüman çatışması patlak verdi. Adana'da yaşananlar daha büyük faciaların habercisiydi. Adana faciası devlet otoritesinin sarsıldığı, kamu düzenini sağlayacak emniyet, jandarma ve hatta ordunun felç halinde bulunduğu bir sırada patlak verdi. Adana ve çevresinde etnik ve dini kutuplaşma bir kıvılcımla infilak edecek barut fıçısı haline gelmişti. Olaylardan sonra kamu düzenini sağlaması için Adana'ya vali olarak atanan Cemal Paşa şöyle anlatır. 1909 yılı başlarında Adana'da herkesin ağzında dolaşan söylentiler, yakında Ermenilerin ihtilal çıkararak Türkleri öldürecekleri, bu vesileyle Avrupa donanmasının Adana vilayetini işgal edeceği ve ardından Ermenistan kurulmasının gerçekleşeceğine dairdi. Türkler bu söylentilere o kadar inanmıştı ki, hatta eşraftan bazılarının ailelerini güvenilir yerlere göndermeye başladıkları bile olmuştu. Nisan 1909'da tarafların ilişkileri o kadar gerginleşmişti ki, akşam sabah halkın birbirine saldıracaklarına artık kimsenin şüphesi kalmamıştı. Cemal Paşa anılarında devlet mekanizmasının, emniyet ve jandarmanın nasıl felç halinde bulunduğunu anlatır. Adana faciası yaşanırken başkent İstanbul'da hem de Başbakanlık binasının önünde Sadrazam Hüseyin Hilmi Paşa hakaretlere uğradığında güvenlik güçlerinin hiçbir şey yapmaya cesaret edemediğini hatırlatır, şöyle devam eder. Hükümetin başkentte bile her türlü güç ve otoriteden mahrum olduğu düşünülürse taşranın ne durumda olduğunu tahmin etmek zor olmaz. İstanbul'da 31 Mart ayaklanmasında isyancılar meclisi basıp milletvekillerini öldürdüğünde bile kimse bir şey yapamamıştı. Adana'ya gelince Adana valisi Cevat Bey temiz ahlaklı fakat aciz bir insandı. Tümen kumandanı Mustafa Remzi Paşa da aciz bir ihtiyardı. Mutasarrıf Asıf Bey ise Cemal Paşa'nın ifadesiyle gölgesinden korkacak derecede yüreksizdi. Olaylar patlak verdiğinde önlemeye çalışacağına odasından çıkmayarak kendisine bağlı idari birimlere, vatan ve milletini seven her Türk'ün silaha sarılarak Adana'nın imdadına koşmasını söyleyen telgraflar göndermiş, yangını körüklemişti. Devlet, kamu kurumlarının zaafı sebebiyle yönetemez durumdaydı. Toplum ise etnik ve dinsel kimliklerin keskinleşip aşırı siyasallaşması yüzünden yönetilemez durumdaydı. Kamu düzenini sağlayacak devlet ve güvenlik kurumları adeta felç geçiriyordu. Yöneticiler aciz ve beceriksiz, toplum bir kıvılcımla infilak edecek kadar kutuplaşmıştı. Etnik ve dinsel bölünme
cinnet düzeyindeydi. Bu vahim tabloyu tamamlayan diğer bir vehamet yaygın silahlanmadır. Hürriyetin ilanı olarak da adlandırılan ikinci meşrutiyet ilan edildiğinde silah taşıma özgürlüğü de ilan edilmişti. Etnik ve dinsel kutuplaşmanın keskinleştiği bir toplumda silahlanma özgürlüğünün doğurabileceği sonuçlar düşünülmemişti. İngiliz resmi kayıtlarına göre Mersin ve İskenderun gümrüklerinden Adana vilayetine 12.800 silah geçirilmişti. Elbette gümrük kayıtlarına geçmeyen kaçak silahlar da vardı. Herkes birbirinden korkuyor, birbirine karşı silahlanıyordu. İngiliz Büyükelçisi Gerard Lowther, olaylardan sonra Londra'da Dışişleri Bakanı Sir Edward Grey'e gönderdiği 4 Mayıs tarihli raporda Adana'daki ortamı şöyle anlatıyordu. Herkes silah almıştı. Hatta mektep çocuklarının bile silahları vardı. Ne var ki bu silahlı Ermeniler ve dillerini tutmayışları Türkleri kızdırıyordu. Tehdit ve hakaretler teati ediliyordu. İstanbul'dan gelen bazı Ermeni liderler ve papazlar dindaşlarını silah almaya teşvik ediyordu. Hiçbir zaman bir katliam vuku bulmamış bu şehirde, Rus Ermenisi bir papaz kilisede 1895 kurbanlarının intikamının alınması yolunda vaaz veriyordu. Mersin Piskoposu Muşek bölgeyi dolaşıyor ve bir ceketi olan onu satıp silah almalıdır diye vaaz veriyordu. Amerikalı misyoner Krillman, New York Times gazetesinde çıkan bir yazısında Başpiskopos Muşeg'in Adana ovalarında dolaşarak Ermenilere az yemelerini, elbiselerini satarak silah almalarını söylediğini ve başına taç koyarak Ermeni kralı gibi fotoğraf çektirdiğini yazdı. Cemal Paşa da baş tahrikçinin Hınçak Komitesi militanı olan Piskopos Muşek olduğunu belirtir. Muşek vaazlarında bir Ermeninin kılına zarar gelirse 10 Türk'ün yok edilmesini söylüyordu. İngiliz Büyükelçisi Lowther aynı raporunda Hınçak ve Taşnak militanlarının Adana'da Ermenilere Türklerden ırklarını yeryüzünden silecek şekilde intikam almaktan bahseden konuşmalar yaparak Ermenileri tahrik ettiklerini belirtiyordu. İşte böyle bir ortamda Adana'da Ohannes isminde bir Ermeni genci, İsfendiyar ve Rahim adında iki Müslümanı öldürdü. Bu adi cinayetle barut fıçısına kıvılcım düştü, kan gövdeyi götürdü. 11 gün sonra Avrupa savaş gemilerinin Mersin limanına girmesinin ardından bazı Ermeni gençlerinin ordugaha ateş açması üzerine ikinci facia dalgası başladı. Katliam büsbütün yayıldı. Tarsus, Hamidiye, Erzin, Dörtyol, Azizli ve Misis'te de Cemal Paşa'nın deyişiyle öyle müthiş katliamlar yapıldı ki bunların tafsilatını okumak insanı cidden nefretlere duçar ederdi. Muşek ve adamlarıyla Türklerden bozgunculuğa eğilimli olan şahıslar daha başlangıçta yakalanıp sıkı yönetim ilan edilse facia önlenebilirdi. Fakat bunu yapacak basiretli yönetici de, uygulayacak güvenlik gücü de yoktu. Olayları bastırmaya gönderilen birliklerden katil ve yağmaya katılanlar bile olmuştu. Ermeni tarihçi Vahan Dadriyan, olayların toplumsal zeminine değinmeden Adana katliamında 20 bin Ermeni öldürüldü diye yazar. Birçok batılı tarihçi de Dadriyan'ı referans vererek 20 bin Ermeni öldürüldü diye yazıyor. Amerikalı Michael Mann de Cambridge Üniversitesi'nce yayınlanan kitabında Dadriyan'ı kaynak göstererek bu 20 bin rakamını aynen kullanıyor. Adana olayları 14 Nisan 1909 tarihinde başlamış ve çok kısa bir süre içerisinde Adana'dan Mersin, Tarsus, İskenderun, Maraş ve Halep'e kadar uzanan geniş bir coğrafyaya yayılmıştır. Fakat bu olaylar sırasında kesin olarak ne kadar kayıp yaşandığı belirlenememektedir. Bunun birinci sebebi bölgeye özellikle 1909'un hemen öncesinde çok sayıda işçi göçü olmasıdır. Ve bu işçi göçleri sonucunda meydana gelen nüfusun kayıtlara geçmemiş olmasıdır. Bu nedenle resmi rakamlar Adana olaylarında ölü sayısının 7500 civarında olduğunu iddia ederken
Osmanlı Devleti tarafından bölgeye gönderilen teftiş komisyonunun raporlarında sayı 15 bine kadar çıkmaktadır. Ve bildiğiniz gibi bölgeye olayların yatışmasından sonra vali olarak tayin edilen meşhur Cemal Paşa ölü sayısını çok daha fazla vermiş ve 17 bin Ermeninin öldüğünü iddia etmiştir. Ama Cemal Paşa'nın rakamlarını doğru kabul etmek için de elimizde bir veri veya bir cetvel yoktur. Çünkü mesela Cemal Paşa Müslüman ölü sayısını çok düşük veriyor. Halbuki teftiş komisyonunun raporunda Müslüman ölü sayısı sadece Adana'da bile 2500 civarında olarak veriliyor. Demek ki Cemal Paşa biraz acele bir açıklama yapmıştır. Ermenilere gelecek olursak, Ermeniler Adana olayları sırasında 20-30 bin kişi öldüğünü iddia etmektedirler. Bu rakamın da çok abartılı olduğunu düşünüyorum. Adana'daki katliam ancak Selanik'ten getirilen ordu birlikleriyle bastırılabildi. İstanbul'daki 31 Mart isyanını da Selanik'ten gelen hareket ordusu bastırmıştı. Olaylar duyulunca İttihatçı hükümet hemen Adana'ya Cemal Paşa'yı vali olarak atadı. Tarihçi Feroz Ahmat, Cemal Paşa'nın İttihat ve Terakki tarafından Ermenilerin güvenini tekrar tesis etmek ve olayları çıkaranlara, isyancılara korku yaymak için atandığını belirtir. Cemal Paşa tam da böyle davrandı. Önce sıkı yönetim ilan etti, sonra Divan-ı Harp yani sıkı yönetim mahkemesi kurdurdu. 7 Müslüman, bir de Ermeni idam edildi. İdam edilen Müslümanlar arasında bahçe müftüsü de vardı. Cemal Paşa anılarında olayların asıl sorumlusu olduğunu belirttiği Muşek'i idam ettiremediğinden üzüntüyle bahseder. Çünkü Muşek olaylardan önce yurt dışına çıkmıştı. İstanbul ve Adana'da birçok kumandan ve yönetici sürgüne gönderildi. Adana'da tahribatı tamir etmek ve vatandaşın zararını tazmin etmek için bütçeden ödenek ayrıldı. Adana katliamı planlanmış bir olay değildi. Etnik ve dini nefretle kutuplaşan toplumda patlak veren toplumsal bir cinnetti. Planlı bir olay olsaydı, tarihçi Feroz Ahmad'ın da dikkat çektiği gibi, o ana kadar hiçbir olay olmayan Adana yerine daha gergin olan İstanbul ve Doğu illerinde böyle olaylar çıkartılırdı. Etnik, dini ve siyasi kutuplaşmaların beklenmedik facialara yol açabileceği konusunda Adana faciası tarihin verdiği korkunç bir derstir. Adana faciasından sonra İttihat ve Terakki ile Taşnak Komitesi kanı kanla yıkamaya kalkmadılar, uzlaştılar. Uzlaşmanın konusu Doğu Anadolu'da Ermenilerin güvenliğinin sağlanması ve reform yapılmasıydı. Adana olayları üzerine Tevfik Paşa hükümeti istifa etti. 5 Mayıs'ta Hüseyin Hilmi Paşa hükümeti kuruldu. Ermenilerle uzlaşma yanlısı olan Talat Paşa, Dahiliye Nazırı, yani İçişleri Bakanı oldu. 1909 Ağustos'una gelindiğinde Taşnak Partisi Bulgaristan'ın Varna şehrinde kongresini topladı. Kongrede Osmanlı Ermenileri çoğunluktaydı. Fakat Rus vatandaşı Kafkas Ermenileri de bu kongreye katıldı. İki fikir çarpıştı. Ilımlı çoğunluk İttihat ve Terakki ile işbirliği yapılmasını istiyor. Daha çok taşradan gelen radikaller ise buna karşı çıkıyordu. Meclisteki konuşmasında Adana'da 20-30 bin Ermeninin öldürüldüğünü iddia eden taşnakçı İstanbul mebusu Krikor Zohrab'ın kongredeki şu sözleri önemliydi. Adana Kırım'ını ön plana çıkarmak halkın çıkarına hizmet etmez. Ermeniler öyle veya böyle Türklerle beraber yaşamaktadır.
Taşnak Kongresi'nde bu görüş ağır bastı. Kongrenin sonuç bildirisinde halkların eşitliği kavramının vurgulanmış olması son derece önemliydi. Marksist Radikal Hınçak Partisi ve İstanbul'daki Ermeni Patriği İttihat ve Terakki ile işbirliği fikrinden dolayı Taşnak'ı ağır ifadelerle eleştirdiler. Sertlik çizgisini savundular. İttihatçılar da öteden beri Ermenilerle uzlaşma yanlısıydı. Selanik'te ve İstanbul'da iki devre halinde uzun ve tartışmalı görüşmeler oldu. Sonunda iki taraf da meşrutiyetin korunması, 31 Mart ve Adana olayları gibi hadiselere meydan verilmemesi ilkelerinde anlaştılar. Yayınlanan ortak bildiride İttihatçıların karşı çıktığı halkların eşitliği ilkesi yer almıyordu. İttihatçılar halklar yerine vatandaşların eşitliği görüşündeydi. Ortak bildiride Osmanlı vatanının bütünlüğü, Osmanlı halkları arasında iyi ilişkilerin kurulması, 31 Mart ve Adana benzeri olaylara karşı güvenlik tedbirleri alınması, ülkenin kalkınması ilkeleri vurgulandı. Bu umut veren işbirliği 1912 yılına kadar sürdü. Fakat Türk-Ermeni ilişkilerini zehirleyen bir sorun daha vardı. Bu sorun Doğu illerinde Ermenilerle daha çok Kürt ağaları arasındaki çok karmaşık ve çözümü zor toprak ve güvenlik sorunuydu. Abdülhamit Doğu'daki Ermeni çete eylemlerine karşı Hamidiye alaylarını kurmuştu. Alaylar zaten disiplinli değildi. Zaman içinde büsbütün kontrolden çıkmıştı. Feodal Kürt toprak ağları Kafkasya'ya göçen Ermenilerin mallarına el koymuştu. Şimdi de aynı amaçla sık sık çatışmalar çıkıyordu. Bu çatışmalar daha 1890'lı yıllarda baş göstermişti. İran'dan gelen Ermeni çeteleri de misilleme olarak Kürt köylerine baskın ve katliamlar yapıyordu. Zaaf içindeki devlet olayların önüne geçemiyordu. Şimdi Büyük Devletler ve Taşnak Partisi, İttihat ve Terakki hükümetinden bu sorunun çözülmesini, toprakları gasp edilen Ermenilere topraklarının verilmesini, Ermenilerin saldırılara karşı korunması için reform yapılmasını istiyordu. Talepler, Ermenilerin eşit sayıda görev alacağı jandarma gücünün kurulması ve komutasının Avrupalılara verilmesine kadar uzanacaktı. Feodallerinin toprak gasplarının yanı sıra bir diğer sorun da bölgeye yerleştirilen Çerkez göçmenleriydi. Ermeniler buna karşı çıkıyordu. Ermeni çeteleriyle Kürt ağalarının çeteleri arasındaki baskın, katliam, tecavüz olayları günden güne yayıldı. Musa Bey ve Şeyh Nizam gibi toprak ağalarının zulmü tarihe geçecekti. Ermeni mebuslar meclisteki konuşmalarıyla, Ermeni basını da yayınlarıyla bu sorunun Ermenileri rahatlatacak şekilde çözümlenmesi için yoğun çaba gösteriyordu. Aynı şekilde dönemin ünlü hukukçusu, Kürt asıllı Bağdat mebusu Babanzade İsmail Hakkı Bey de İttihat ve Terakki'nin yayın organı Tanin gazetesinde Kürtlere hakaret edilmemesi, Kürtlerin de haklarının gözetilmesi gerektiğini savunuyordu. Diyarbakır mebusu Pirinçizade Fevzi Bey, Abdülhamit gibi Sultan Reşad'ın da Kürtlerin babası olduğunu belirterek Kürtlere Ermeni çeteleri karşısında sinmemelerini söylüyordu. Kimliklerin çatışması toprak ve güç çatışmasıyla katmerlenmiş, keskinleşmiş, çözümü zor hale gelmişti. Birçok tarihçiye göre iddiaçılar bu sorunu çözme isteğinde samimiydi. Maliye Nazırı Cavit Bey başkanlığında bir heyet Doğu gezisine çıktı. Ermenilerin zararlarını tanzim etmek ve gerekli düzenlemeleri yapmak için bütçeden 100 bin Osmanlı lirası ayrıldı. Çözüm zaman gerektirdiği gibi bölgede kamu düzenini sağlayacak olan devletin jandarma ve yargı gücü de çok yetersizdi. Bölgeyi gezen Near East muhabiri gazetesinin 27 Eylül 1911 günkü sayısında şunları yazıyordu. Merkezi hükümetin ayaklanan teba üzerinde otorite kuramayacak kadar zayıflamış olduğu görülüyor. Ermeni komitaları doğudaki durumu gerekçe yaparak silahlanmaya hız verdiler. Nisan 1912'de Rusya İstanbul Büyükelçisini değiştirdi. Pasif Çarikov'u çekti, yerine Türkiye'nin bir an önce paylaşılması gerektiğine inanan Giyers'i gönderdi. Mayıs ayında da Kafkas sınırına asker yığmaya başladı. Osmanlı'daki Ermeni politikacılar da istedikleri reformlar için hükümete baskıyı artırmak amacıyla Rusya'ya daha fazla yaklaşmaya karar verdiler.
Bütün bunları Osmanlı'nın Balkan Harbi'nde Rumeli'yi kaybetmesi izledi. Edirne güçlükle kurtarılabildi. Birinci Dünya Savaşı'ndaki Rus-Ermeni işbirliği de bu sırada şekillenmeye başladı. Rusya tabii bu evrede özellikle Birinci Dünya Savaşı'na girdikten sonra Rusya Doğu cephesinde Osmanlı Devleti o tarihlerde çok değişik cephelerde mücadele vermek durumunda. İşte Filistin cephesi var, bilmem Süveyş var, bilmem Kutlul Amare var, Salanek var. Bir de tabii Doğu cephesi var. Bu Doğu cephesinde aslında Rus harekatı beraberinde bir Ermeni faktörünü de devreye soktu. Yani bir şekilde bu yöredeki Ermeni çeteleri diyelim ya da Ermeni komitacıları ki bunların sayıları epey yüksekti. Rusya safında savaşa girdiler. Bu da tabii bir beşinci kol olarak algılandı Türkiye'de o tarihlerde Osmanlı Devleti'nde. Çünkü Osmanlı Devleti'nin çok değişik yörelerinde Ermeni unsur bulunuyor idi. İttihat ve Terakki'nin üç liderinden biri olan Cemal Paşa anılarında artık geçmişte kalmaya başlayan Türk-Ermeni dostluğunu coşkuyla anlatır. Ermenileri Rum ve Bulgarlardan daha fazla sevdiklerini belirterek şunları yazar. Biz Ermenilerle Türkler arasındaki düşmanlığın başlıca sebebinin Rusya siyaseti olduğu inancındayız. Gerçekten Rusya'nın müdahalesi arttıkça Ermeni meselesi çıkmaza girdi. Rusya Dışişleri Bakanı Sazanov, 1912 Mayıs'ında Türkiye'nin ülkedeki Hristiyanların isteklerini göz önüne almasını isteyen bir konuşma yaptı. Tarihçi Feroz Ahmat, bu dönemde Rus Büyükelçisi ile Ermeni Patriği arasındaki ilişkilerin yoğunlaştığını, bundan cesaret alan Rum, Ermeni ve Bulgar liderlerinin ortak komite kurup birlikte hareket etme kararı aldıklarını belirtir. Balkan Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin bütün zaafı ortaya çıkmış, Rumeli kaybedilmiş, ordu çözülmüştü. Devlet 1 milyona yakın Rumeli göçmeninin bakım ve iskanı gibi ağır sorunlarla baş edemiyordu. Ermeni tarihçi Arsen Avakyan bu süreçte Balkan komitacılarının Ermeni komitalarına örnek olduğunu belirterek şunları yazıyor. Avrupa'daki toprakların yitirilmesi ve Balkan savaşlarıyla devletin zayıf düşmesi, kimi Ermeni çevrelerinde Balkanların ardından sıranın Ermeni vilayetlerine geleceğine ilişkin umut yaratmıştı. Patriklik ve Ermeni siyasi partileri, Düveli Muazzama denilen büyük devletlerin dikkatini Osmanlı Ermenilerinin içinde bulunduğu ağır duruma çekmek için faaliyete giriştiler. Türklerin de korkusu tam buydu. Rumeli'nin ardından Sivas dahil Doğu Anadolu'yu da kaybetmek. Tarihçi Feroz Ahmat da Rumeli'nin kaybından cesaret bulan Ermeni liderlerinin Rusya'nın aktif desteğine başvurduklarını anlatır. Dünya Savaşı'nın ayak sesleri duyulurken Ermeni komitaları Rusya tarafından silahlandırılmaya başladı. Hınçak Partisi Mart 1913'te bir bildiri yayınladı. Bildiride Karadeniz'den Akdeniz'e uzanacak bir Ermenistan'ın kurulmasında Rusya, İngiltere ve Fransa'nın çıkarının olduğu, böylece Alman nüfuzunu önleyeceği belirtiliyordu. Tarihçi Arsen Avakyan, Adana olayından sonra ılımlı davranan İstanbul mebusu Krikor Zohrab'ın İstanbul'da Rus Büyükelçiliği baş tercümanı Andre Mandelstam'la devamlı surette görüşerek birlikte bir reform programı hazırladıklarını belirtir. Bu reform planı diplomasi masasında Osmanlı'nın önüne Rusya'nın bir dayatması olarak geldi. Ermeni meselesi ve Rusya'nın Osmanlı topraklarındaki yayılma siyaseti iç içeydi. Avagyan, Birinci Dünya Savaşı öncesinde Ermeni meselesinin büyük devletler arasında
bir çıkar malzemesi olduğunu yazar. Haklıdır. Rusya da Boğazlar ve Doğu Anadolu'yu ele geçirmek için Ermeni meselesini malzeme olarak kullanıyordu. Sorun bu yüzden çözülemedi. Maalesef dünya savaşıyla ve tehcirle sonuçlandı. Dünya Savaşı'na hazırlanan devletlerden Rusya, Osmanlı'yı içeriden çökertebilecek bir faktör olarak gördüğü Ermeni meselesine dört elle sarıldı. Ermeni komitaları da Rusya'ya yöneldiği için Osmanlı yönetimi Ermeni meselesinde Rusya ile anlaşmak istedi. İtiraf devletleri bloğu içinde İngiltere ve Fransa Ermeni meselesinde sözcülüğü müttefikleri Rusya'ya bırakmışlardı zaten. Rus Büyükelçiliğinde baş tercüman Andre Mandelstam ve Osmanlı İstanbul Milletvekili Taşnak Partili Krikor Zöhrab'ın birlikte hazırladığı reform taslağına göre vilayat-ı sitte denilen 6 vilayet Erzurum, Van, Elazığ, Diyarbakır, Sivas ve Bitlis Ermeni vilayeti adı altında birleştiriliyor, başına olağanüstü yetkilere sahip bir vali atanıyordu. Vali büyük devletlerin onayladığı bir kişi olacaktı. Bu, Rusya'nın istemediği bir kişinin vali olamayacağı anlamına geliyordu. Altı vilayete Ermenistan'ın Karadeniz'e çıkışı olsun diye son anda Trabzon'da eklenmişti. Ermeni vilayetinin valisi, yargıçlar dahil istediği memuru azledebilecek, istediği kişiyi memuriyete alabilecekti. İl meclislerinde, mahkemelerde, kamu kurumlarında ve jandarmada Müslümanlara ve Ermenilere eşit sayıda kadro verilecekti. Bu vilayetlerde Ermeni nüfus ortalaması %25'i bile bulmadığı halde Ermeni vilayeti denilmesi, kurumlarda ve jandarmada eşit sayıda Ermeni ve Müslüman bulunmasının istenmesi doğudaki Müslümanlarda tepki yaratıyordu. Osmanlı ve Almanya buna itiraz etti. Neticede tek değil, iki idari bölgeden oluşan Ermeni vilayetleri reformu öngörüldü. Tek vali yerine çok geniş yetkilere sahip iki Avrupalı müfettişte karar kılındı. Rusya Osmanlı'yı bu reform planını kabul etmezse savaş çıkarmakla tehdit ediyordu. Osmanlı henüz Almanya ile ittifak imzalamamıştı. Yalnızdı. Çaresiz reform planını içeren Yeniköy Anlaşması'nı imzalamayı kabul etti. Anlaşma 8 Şubat 1914'te Sadrazam Sait Halim Paşa ile Rus maslahatgüzarı Konstantin Gulkeviç tarafından imzalandı. Gulkeviç, Ermeniler artık Türk boyunduruğundan kurtulmak için ilk adımın atıldığını bilsinler diye açıklama yaptı. Rus Büyükelçisi Giers, Moskova'ya gönderdiği raporda anlaşmayı Bulgar özerkliğine benzetti. Gerçekten de Doğu Sivas dahil tüm Doğu Anadolu bölgesi zamanla Rusya'nın eline geçebilirdi. Fakat Dünya Savaşı çıkınca Osmanlı anlaşmayı uygulamadı. Cemal Paşa'nın Ermeni sorununun çözüme ulaşmasını Rus siyasetinin engellediği şeklindeki tespiti doğrudur. 1909 sonbaharında başlayan İttihat ve Terakki ile Taşnak arasındaki uzlaşma sorunu çözebilirdi. Fakat Balkan Harbi'nde Osmanlı'nın güçsüzlüğünün görülmesi ve Rusya'nın Ermeni meselesinin çözümünü üstlenmesi Ermenilerde aşırı bir özgüven ve uzlaşmazlık yarattı. Öyle ki Ermeniler Dünya Savaşı'nda Rusya'nın Osmanlı'yı yenerek Doğu Anadolu'yu işgal edeceğine ve Doğu illerinde nüfusları %25 bile olmadığı halde Ermenistan'ın kurulacağına inandılar. İttihatçıların ulus devlet kavramı çok daha dışa dönük bir kavram. Yani ulus dediği vakit dış faktörlere karşı, özellikle emperyal güçlere karşı içeride bir yapı oluşturma çabası içerisinde. Ve örnek vermek gerekirse Müdafaa-i Milliye Cemiyeti'ni ele alalım. Müdafaa-i Milliye Cemiyeti'nin içerisinin kurucularından biri Diran Kelekyan, bir Ermeni. Diran Kelekyan aynı zamanda o tarihte en diyelim radikal milli yayın organlarında yazı yazan bir kişi. Ama Diran Kelekyan aynı zamanda Hınçak, bunu da unutmamak gerekir. Ve aynı zamanda Mülkiye'de siyasi tarih hocalığı yapıyor. Milli Fabrikacılar Cemiyeti'ne bakıyorsunuz, milli adı ama içinde Ermeni bir takım sanayiciler var. Kısacası İttihat ve Terakki'nin ulus anlayışı
çok daha emperyal bir yapının içinde bütünlüğü sağlayacak bir yöne dönük olduğunu söyleyebiliriz. Ermeniler tabii özellikle o dışlayıcılık radikal unsurlarda çok erken dönemlerden itibaren başlıyor. Özellikle 93 Harbi'nden itibaren, 1876-78 dönemlerinden itibaren bu gündeme geliyor. Ama daha radikal bir nitelik taşıması 1914'tür. Yani şöyle ifade edeyim, bir tür konjonktürel bir olguyla birlikte Ermeni milliyetçiliği çok daha ön plana geçiyor ve bağımsızlık bir hareketi haline dönüşüyor. Ondan önce bir takım gitgeller var. Mesela 1909'la birlikte, daha doğrusu 8'le birlikte Ermeniler çok daha entegre bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Ama giderek işte Balkan Harbi'nin yenilgisi, özellikle harp yenilgi sonucunda Anadolu'ya olan göçler, Anadolu'nun beşeri coğrafyasını da önemli ölçüde etkiliyor ki bu içeride Anadolu'da bir takım çatışmaların doğuşuna neden oluyor. Yani Ermeniler ve yerel halk arasında, daha doğrusu Ermeniler de yerel halk tabii, gelen, göç eden insanlarla özellikle Ermeni unsurlar arasında bir takım çatışmaların oluştuğunu biliyoruz. Ve bunlar doruk noktasına da tehcir sırasında varıyor. Ermeni milliyetçiliği Rusya'nın desteğiyle büsbütün radikalleşiyordu. Buna karşılık Müslüman toplumda da Ermenilere tepki oluşuyor, iki halkın arasına soğukluk, dahası düşmanlık giriyordu. Doğuda Kürtlerle Ermeniler arasındaki toprak kavgasına duygusal kopuşlar da eklenmişti. Kutuplaşma arttıkça saflar da keskinleşiyordu. Ermeni tarihçi Avagyan 1914'e kadar aralarında görüş ayrılıkları olan Patrikhane, Hınçaklar ve Taşnakların görüş farklılıklarını rafa kaldırarak ittifak yaptıklarını anlatır. Talat Paşa'nın Eylül 1914'te Taşnak liderleriyle görüşerek birlikte çalışmayı önerdiğini fakat red cevabı aldığını yazar. İçişleri Bakanı Talat Paşa red cevabını alınca Ermeni parti liderlerinin gizlice izlenmesi talimatını verdi. Zira Ermenilerin savaşta Türkiye'ye karşı Rusya için çalışmakta kararlı olduklarını görmüştü. Taşnak ve Hınçak komitaları meşrutiyetin ilanından bu yana terör eylemi yapmamışlardı. Fakat bu durum silahtan vazgeçtikleri anlamına gelmiyordu. Amerikalı tarihçi Edward Erickson, Osmanlılar ve Ermeniler adlı kitabında Ermeni komitalarının Rusya ile işbirliğini ve silahlanmalarını anlattıktan sonra şöyle yazıyor. Avrupa'da genel savaş 1914 yazında patlak verdiğinde Osmanlılar gittikçe sertleşen Ermeni milliyetçiliğinin imparatorluğun güvenliği için ciddi bir tehdit olduğunu görüyorlardı. Askeri bir tarihçi olan Erickson, Ermeni komitacılarla Osmanlı kuvvetlerinin çarpışmasını isyan ve isyanın bastırılması kavramlarıyla inceliyor. Ermeni komitelerinin silahlanma ve eylemlerini, Rus ordusuyla ilişkilerini isyan kavramı çerçevesinde ayrıntılı olarak anlatıyor. Kitabının komite vasıtasıyla ayaklanma bölümünde 1908-1914 arası dönemi anlatırken şunları yazıyor. Meşrutiyet döneminde Ermeni komitaları genellikle şiddet eylemlerinden sakındılar ve anayasal usuller çerçevesinde çalışmak için verdikleri sözü tuttular. Yine de şikayetlerine ve statülerine ilişkin başarılı bir çözümün muğlaklığı içinde Osmanlı İmparatorluğu'nun sınırları içinde silah ve mühimmat kaçakçılığı yapmaya ve bunları kullanmaları için adam yetiştirmeye devam ettiler. Erickson bu tespiti yaptıktan sonra savaş çıktığında harekete geçirilecek silahlı örgütün tasvirini de şu şekilde yapıyor. Son derece disiplinli olan Taşnak askeri kumanda ve kontrolü aynen devam ettirdi. Ve 1909'da Varna'da toplanan 5. Dünya Taşnak Kongresi'nde bir öz savunma kurulunu faaliyete geçirerek askeri kumanda ve kontrol yapısını güçlendirdi.
Anadolu'nun birçok ilinde tarihçi Erikson'un anlattığı bu askeri yapının eli kolu vardı. Birçok bölgede silah ve cephaneler saklanmıştı. Dünya Savaşı'nda Rusya ile Türkiye arasında harp ilan edilince bu silahlı yapı harekete geçti. Rus ordusunda Türkiye ve Kafkasya'dan 150 bin Ermeni savaştı. Ayrıca her birinde ortalama 1300 silahlı ve askeri eğitimli Ermeni bulunan 6 gönüllü alay oluşturuldu. Bunlar Sarıkamış'ta, Kafkas cephesindeki bütün muharebelerde ve Van'ın düşmesinde bilfiil Osmanlı ordusuna karşı savaştılar. Bunlar savaş patlak verdiğinde aceleyle oluşturulmuş askeri kuvvetler değildi. Erikson'un anlattığı kumanda ve kontrol yapısının yıllardan beri devam eden çalışmalarının ürünüydü. Son zamanlarda yayınlanmış olan askeri tarih belgelerine göre Osmanlı Ermenilerinden 84 bin civarında militan isyana katılmış ve çok büyük bir bölgede, özellikle Doğu Anadolu bölgesinde etkili olmuşlardır. Ayrıca bunların dışında Rus birlikleriyle birlikte savaşan 80 bin civarında Ermeni olduğu bizim kaynaklarımızda iddia edilmektedir. Ama Ermeni kaynaklarında Rusya birlikleri içerisinde savaşan Ermeni sayısı 150 bin olarak verilmektedir. Bu iki rakam da çok ciddi bir rakamdır. Doğu Anadolu bölgesinde Enver Paşa'nın Sarıkamış harekatına çıktığı ordunun mevcudunun 120 bin kadar olduğu düşünülürse Osmanlı Devleti'nin karşısında sadece Ermenilerden oluşan isyancı birliklerinin ve Rus askerlerinin çok fazla olduğu dikkatimizi çekiyor. Ermeniler özellikle Bitlis, Van, Erzurum, Sasun, Gevaş ve Mardin civarında çok sayıda asker toplamayı, militan toplamayı başarmışlardır. Ve bunların büyük bir kısmı da 1. Dünya Savaşı başladıktan sonra Van isyanına katılmış ve burada 30 bin kişilik bir kuvvet meydana getirmişlerdir. Dolayısıyla Ermeni çetelerinin Osmanlı ordusuna karşı çok büyük bir tehdit olduğu açıktır. Ermeni komitalarının askeri yapılanması, terör organizasyonunun Anadolu'da yaygın olduğu yıllarda devam eden ayaklanma ve şiddet eylemleriyle anlaşılıyordu. Tehcir kararı alınmadan önce yapılan aramalarda İzmir'de, Adapazarı'nda, İzmit'te, Kayseri'de, Edirne'de, Amasya'da bile silahlar ve mühimmat bulunmuştu. Derken Van ve Bitlis isyanları çıktı. Rus ordusu buraları işgal etti. Çanakkale ve Kafkasya'da ölüm kalım savaşı veren Osmanlı hükümeti öncelikle ve en çok doğu illerinden, fakat o çapta olmamakla beraber batı illerinde de tehcir yapılması kararı aldı. Ermeni askeri örgütlenmesinin gücü, disiplini ve savaşkanlığı Van ve Bitlis isyanlarında ortaya çıkmıştı. Osmanlı güvenlik güçleri, Ermeni güçleri karşısında Van ve Bitlis'te geri çekilmek zorunda kalmış, Rusya buraları işgal etmişti. İsyanın Erzurum çevresine yayılarak 3. Ordu'nun çökertilme ihtimali korkusuyla tehcir bu bölgeden başlatıldı. Başkumandanlık 25 Şubat 1915'te ordudaki Ermeniler ve subayların silahlı görevlerden alınmasını, silahlarının toplanmasını, Ermeni askerleri geri hizmetlerde görev verilmesini emretti. 20 Nisan 1915'te Ruslar kendi sınırları içindeki Müslümanları Türk sınırına doğru tehcir etmeye başladı. 24 Nisan 1915 günü Türkiye genelinde Ermeni komitaları, dernekleri kapatıldı. Komitalarla bağlantılı görülenler tutuklandı. İstanbul'da 235 Ermeni ileri geleni tutuklanıp Ankara ve Çankırı'ya sürgüne gönderildi. Bunlar geri gelmeyecek, hayatlarını kaybedeceklerdi. Enver Paşa 2 Mayıs'ta İçişleri'ne gönderdiği yazıda Van isyanının yayılmaması için Doğu illerinde tehcir yapılmasını istedi. 9 Mayıs'ta Erzurum'da tehcir başladı ve Van'ın düşmesi üzerine 26 Mayıs'ta İçişleri Bakanlığı Başbakanlığa bir yazı gönderdi. Yazıda şöyle deniliyordu. 1. Harp bölgesinde ve civar mıntıkalarda düşman ordusuna katılan ve memleket içinde ordunun hareketlerini güçleştiren Ermenilerin. 2.
Van, Bitlis ve Erzurum vilayetleri ile Adana ve Mersin il merkezleri dışındaki yerleşim birimlerinde ve İskenderun'da bulunan Ermenilerin güneye yani Suriye'ye sevki. Mayıs'ta savaş sırasında hükümete karşı gelenler için Ciheti Askeriye'nin alacağı tedbirler hakkında geçici kanun, yani kanun hükmünde kararname çıkarıldı. Karar tarihe Tehcir Kanunu olarak geçti. Müzik 30 Mayıs'ta Bakanlar Kurulu, tehcirin nasıl uygulanacağı, tehcir edilenlerin iaşe ve iskanlarının nasıl yapılacağı, mallarının nasıl korunacağı hakkında ayrıntılı bir karar aldı. Ne var ki koruma hükümleri büyük ölçüde kağıt üstünde kalacak, uygulanamayacak, büyük bir insanlık dramı yaşanacaktı. Ermenileri katlettikleri için soruşturma geçirenler, idam edilenler de olacaktı. Tehcir sırasında masum bildikleri Ermenileri koruyan, saklayan, yardım eden devlet görevlileri ve sivil Müslümanlar da. Tehcir kararının savaş şartları ve savunma ihtiyaçları bakımından anlaşılabilir yönleri vardır. Fakat insani bakımdan anlaşılması mümkün olmayan trajik yönleri de vardır. Geniş bir tehcir yapılmakla beraber bölgelere ve Ermenilerin mezheplerine, mesleklerine göre önemli farklılıklar da vardır. Belgeselimizin son bölümünde askeri ve insani faktörleri topluca ele alarak genel bir değerlendirme yapacağız.